Oh. Ne yapıyorsun kızım? Ne var be, köpek balığımı öptüm. O zaman arkadaşlarımıza Ya merhaba diyebilirsin. ya Ben de videoyu artık başlatmıştım. ya artık beni şöyle anlarda çekmekten vazgeçer misin lütfen? Her ne zaman böyle abuk sabuk hareket yapıyorum, esniyorum, 10 metre ağzım açık böyle geliyor. Geçen video düzenliyorum. Annemle demiştim esnemeni aldım diye. Olar! Kocaman ağzım aslan gibi açılıyor Dedim ki yani. Zeynep köpek balığıyla duygusal anlar yaşıyorken. Evet, Çekeyim onu dedim. Hepinize merhaba diyoruz arkadaşlar. hepinize merhaba. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sizin de çok istediğiniz güzel bir video çekiyoruz. Aslında bak bir anne neler eksik biliyor musun? Şu da eksik. Bir dakika değil, bir dakika, ışığı çoğaltmam gerekiyor. Şu anda led ışığımı Ben yaktım. ayarlarım, ben Ben sen ayarlarım. ayarlayabilirsin. Al. Instagram DM kutuma bakıyorum, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada yani içinde çok abes mesajlar da var. Gayet normal mesajlar da var. Çok tatlı mesajlar da var. Böyle karışık karışık elimden geldiğince çok fazla SS almaya çalıştım. Mesajlara bakmaya çalıştım. Ama mesela biri Zeynep abla diyorsa, mesela örnek olarak veriyorum, 15-20 tanesi daha Zeynep abla demiş yani. O yüzden sadece bir tane aldım. Mesaj bulmak çok zor oldu benim için. Şimdi hemen ilk sesimizden başlıyoruz. İlk sesimiz. Bu arada benim biraz sesim düzeldi. Videoya katılabileceğim. Sesim çok kötüydü. Son birkaç videoya katılamadım. Biraz iyileştim. Mesajımız şu şekilde. Çok güzel olmuş. Ara sıra böyle yapsana saçın demiş. Benim yeni TikTok hesabımı takip edenler varsa bilir arkadaşlar. Şöyle yapmıştım ben. Önden birazcık saçıma yemiştim. İki tane şuradan, birini buradan da iki tane saçlarımı örmüştüm. Bir de şuradan çok tatlı küçük bir topuz yapmıştım. Onun çoğunuz, hatta hepiniz neredeyse çok sevmiştiniz. Hep böyle yap saçını falan diyordunuz. Ben de Keşke öyle böyle yapsaydım bugün o zaman. hiç Neyse, aklıma bir gelmedi. dahakine Ay, inşallah. bir dahakine artık yapacak bir şey yok. Şimdi diğer DM'imize bakıyoruz. DM'imize bakıyoruz. Mü anal evde mi yaptın? Mü anal evde mi yaptın? Orada büyük Yani. ihtimalle müp demeye çalıştım. Yani güzel olmuş. Mükemmel yani. Anal ne anlamda demiş bilmiyorum. Evde mi yaptın demiş saçını. Yine aynı saç için demişsiniz. Evet, evde yaptım. Kendi başıma can çekiştim o saçı yaparken. Annem saçlarımı, ay, normalde örgüleri annem yaptı. Annem birazcık sıkı ve biraz ön tarafa doğru yapmıştı. Ben onları açtım, tekrar birazcık daha geriden yaptım. Kendimi görmek için can çekişiyorum. Şu şekilde saçımı örüyorum. Bir de şuradaki aynaya bakmaya çalışıyorum. Gözlerim artık arka tarafa dönecekti aynaya bakmaktan. Çok zorlandım yani saçımı yaparken. Ve burada benim arkadaşımın gözü var. Hepiniz demişsiniz ki çok güzel göz, kimin gözü demişsiniz. Bu benim arkadaşımın gözü, sınıf arkadaşımın. İsmi Rümeys. Ravza, ne Rümeysa'sı ya. Kızın ismini hep Rümeysa diye karıştırıyorum. Ay ya, yansın. Direkt yanımda oturuyor kendisi ama her seferinde nedense Ravza demek yerine Rümeysa diyorum kıza. Karşıma bir an çıkınca korktum yazmış birisi. Kocaman bir göz. Anne bak, sen bunu gördün mü? Çok güzel. Çok güzel ama göz. Maşallah yani. Çok seviyorum ben arkadaşımı. Şimdi birisi yazmış ki, merhaba Zeynep, nasılsın? Ben senin en büyük hayranını, seni Hayranınım. o kendin hayranınım yazmamış. Nasıl yazıyorsa öyle okumaya çalışıyorum. Ağzıma direkt böyle takıldığı gibi giderse hayranınım oluyor. O yüzden de yazdığı gibi okuyacağım. Hayranını, seni o kadar seviyorum ki bilemezsin. Hep Canım benim. senin videolarını izliyorum. Lütfen beni takip et. Lütfen. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hadi birinizi takip ettim. Hadi ikinizi takip ettim. Hadi üç, hadi on. Sonu Kaç gelmiyor, evet. yüz bin kişi var. Ben hangi birini takip edeyim? Sonu gelmez yani. O yüzden yapamıyorum Yani böyle bir aslında şey. sizi çok seviyoruz. Hepinizi Aynen. takip etmek isteriz ama bu mümkün değil maalesef. Birazcık zor. Tuvalle bir daha resim yapar mısınız? Tuvalle bir daha resim yapmayı ben çok isterim ama ne zamandır resim yapmıyorum? Bayağıdır resim yapmıyorum. Ama tuvalle belki güzel şeyler yapılabilir. Bilmiyorum. Fenomen TV YouTube kanalına video fikirlerini buna ekleyebilirim. Aklımızda bulunur kenarda köşede. Onu da çekebiliriz belki. Zeynep ablam, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim canım. Ben de seni çok seviyorum. Sonra bu arada hep aynı kişinin yazdığı mesajlar. Zeynep, tamam hayvanları seviyorsun. Ben de seviyorum ama binada tatlı demezsin be yazmış. Bir kere şey vardı ya annem. Şöyle bir tane Ama ben buradan görüyorum. küçük.
Doğru görüyorsun. Tamam. Ama çok tatlıydı o kurtçuk da canım. Hayır tatlıydı şimdi. Ben kurtlardan yani kelebektendir, uçan böyle küçük böceklerden falan korkuyorum. Ama bu sefer nedense korkmadım bundan. O yüzden ben de çekip tatlılığını göstermek istedim. Zeynep artık neden bu kadar çok Spider-Man hayranı olduğunu anladım. Çünkü olmamak elde değil. Bence de olmamak elde değil yani. Mükemmel bir şey. Kendine bir arkadaş buldun. Spider-Man arkadaşım. Ondan sonra telefon nasıl satılır da ilk gün benim küçük tane Samsung telefon tanıtma videom var ya. Ya bakın ben hayatımda çektiğimden hiç pişman olmadığım video bu olabilir. Arkadaşlar Zeynep daha 7 yaşındaydı. 1. sınıfa gidiyordu. Aynen. Tam 1. sınıf. YouTube'a da başlamamıştı sanki değil mi? YouTube'a başlamamıştı. Kendi kendine bir video çekmişti. Bir de powerbank falan tanıtıyorum kenarda. Beyaz şöyle Samsung ince powerbankler varmış o zaman. Nasıl bir şeyse artık ben de bilmiyorum. Kendi yani, kendine bir video çekmişti. Biz onu daha sonra YouTuber olduktan sonra, büyüdükten sonra yayınladık. Gerçekten video. Çok ilgi çekti. Bir de gerçekten çok güzel yani. Çok tatlı. Mükemmel bir video. Komik ya. Aşırı güzel. Ondan sonra yazmış ki bir de ödev diye verdiler. 15 günde nasıl bitecek bu illet? Yazmış. Canım benim. Sen onu biliyor musun? Bak nerede o? Ben onu... Bak çık kenarımı çık. Söylesen. Kenarı. Bak şurada. Şöyle bizim okuldan da verdiler arkadaşlar. Bu tekrar testleri 1, tekrar testleri 2. Yani gerçekten bunlar bize, Allah'tan bunlar bize ödev değil diye biliyorum. Ben tekrar bir arkadaşıma sorayım. Ben yine de garanti alayım. Tatil bittikten sonra sor kızım, tamam mı? Hayır tatil bitmedi. Daha bir haftası. Bir haftası biter. Ya bunların hepsi 15 tatil ödevi olmaz. Bizim hocalar kendileri ödev vermişti. Ben son hafta yapacağım dedim ödevleri. Dedim ki İlk hafta illet geldi bana artık derslerdendir, şunlardandır, bunlardandır. O yüzden sadece antrenmana gidip yattım evde. Yedim, içtim, antrenmana gittim, yattım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Film izledim. Aferin benim kızıma. Arkadaşlarımla konuştum. Yani gezmeyi çok fazla yapmadım açıkçası bu hafta. Ama yine de güzel bir haftaydı. Ama bu haftadan sonrası artık bir ödev haftası olarak geçiyor benim için. Yapacak bir şey yok. Zeyno, Insta DM kutusu okuma gelsin demişsiniz. Ve geldi. Geliyor, yolda bekleyin. Ve bu mesajı ne zaman yazmış arkadaş? 23 Ocak'ta yazmış. Yani bayağı geçmiş üstüne. Bugün 30. Aynen, bugün 30'u. Elif, nerede yaşıyorsun? Bursa'da yaşıyorum canım. Sen nerede yaşıyorsun? Zeynep abla sana fam açsam fark eder misin? Yani niye fark etmeyeyim canım? Sen aç, o benim karşıma çıksın. Fark ederim. Meryem günaydın. Zeynep nerede oturuyorsunuz? Ben de Bursa'dayım da sizin hangi ilçede olduğunuzu merak ediyorum. Hangi ilçede olduğumuz şurada saklı. Şuraya gömdü. Burada saklı. Adı söyleyemem. Kusura bakmayın ama Bursa'da yaşıyoruz yani. Arayıp bulabilirseniz gelin buyurun misafir ederiz sizi. Ama bulabilirseniz. Zeynep senin mi o gözler? Hayır benim değil o gözler. Ravza'nın gözleri. Büşra abla neden videolarda yok? Cevaplayın lütfen. Arkadaşlar biz bunun açıklamasını yaptık. Hotbake videomuzda değil mi? Aynen. Fenomen TV'ye yayınlamıştık evet. Ama Fenomen TV hesabına bir tane en son Macbeth videosu yayınlamıştık. En sonki Macbeth videomuzda bunu da açıklıyorduk. Bunun nedenini de söylüyorduk. Size yani gidip izleyebilirsiniz. Woobox'ta kapıda ödeme var mı? Varsa beğen abla. Yani Woobox'ta kapıda ödeme var mı? Hiçbir fikrim yok. Açıkçası buna bana değil Woobox'a yazabilirsin. Daha mantıklı olabilir. Yani WhatsApp'ıdır, görüşme hattı falan vardır onların illaki. Oradan onlara yazabilirsin. Çünkü ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bu. Bu kadarcık mı? Bu. Sana da bu. Selam. Belki de çok anlam içeriyordur o bu kelimesi. Biz anlayamadık. Yazan kişiyi izliyorsa altına yazabilir açıklamasını. Ne haber tatlım? Ne yapıyorsun güzellik? Günaydın aşkım. Sen hayırdır ya? Sen hayırdır ya? Bir tabii vurdum. Arada böyle mesajlarımız da oluyor. Sana bir tane yapıştırırım. Duvarla birleşirsin tamam mı? Konuşayım. Duvarla bir olursun konuşma. Bu ne ya? Bir de fan hesabı yazdım. Bilmiyorum ki çok tatlı yazım. Öpücük kendendi. Yerim yazmış. Yerim yazdı da ya çok tatlı bunu ben de yiyeceğim. Bir de çok tatlı. Mars'a bir tane efekt yapmıştım yüzüne. Efekt Mars'ın yüzünü algılamıştı. Böyle çok tatlı pembiş pembiş yanakları olmuştu falan böyle. Kalp falan vardı yüzünde. Story'de değil mi? Aynen story'de. Zeynep Yorulmaz story'de. Öyle. Bu kadardı. DM kutumuz bu kadardı arkadaşlar. Ben daha fazla bulamadım. Dediğim gibi mesela biriniz Zeynep yazıyorsa
15-20 taneniz daha Zeynep yazdığı için 15-20 tanesini de SS alıp aynı şeyi okuyamayacağım için bir tanesini SS alıyorum. O da çok fazla olmuyor. Bunlar bu arada hem Zeynep Yorulmaz bir Instagram hesabımızın DM mesajlarıydı hem de Feremen TV @ Instagram hesaplarımızın DM kutusundaki mesajlardı. Yani ikisini de ortak kattım birazcık. Ortaya karışık bir şey attım size. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. DM'ye böyle bir mesaj atarken farklı, hepiniz farklı farklı mesajlar attın ki böyle videoyu bir daha çekerken farklı farklı mesajlar okuyayım ben size. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.